Fikret Bila, 22 Ekim 2021, Halk TV.com.tr Hata değil, tercih. Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri, Merkez Bankası uzmanları, hazinecileri, maliyecileri iktidarı uyarıyorlardı. Geçen ay faizi indirerek yaptığınız hatayı tekrar yapmayın diyorlardı. Bu uyarıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na alacağınız kararlarda düstur halkın refahı olsun diyerek katıldı. Ancak Merkez Bankası faizi bu kez 2 puan düşürerek %16'ya çekti. Doğal olarak döviz fırladı. Uzmanlar bu kadar da olmaz bunu beklemiyorduk. Hata üstüne hata yapılıyor diye tepki verdiler. Beklenti faiz artışı olmasa bile indirimin de olmayacağı yüzde %18'de sabit tutulacağıydı. Ekonomistler 2 puanlık faiz indirimi kararının ekonomi bilimiyle açıklanamayacağını söylediler. İktidar geçen yaptığı hatayı bu ay 2'ye katlayarak tekrarladı. Bu durumda kararlara hata demek doğru değil. Faizi enflasyonun altına çekmek iktidarın bilinçli bir tercihi. Uzun süredir faiz neden enflasyon sonuçtur diyerek ekonomi biliminin söylediğinin tam tersini savunan iktidar bu yaklaşımda ısrarlı. Oysa geçtiğimiz ayda dahil faizi talimatla aşağıya çekmenin enflasyonu aşağıya çekmediğini, aksine kur artışı yüzünden maliyetleri dolayısıyla enflasyonu artırdığını gösterdi. Buna karşın aynı politikayı sürdürmek elbette tercihtir. İktidarın tercihinin enflasyonla mücadele ederek vatandaşı korumak olmadığı da artık anlaşıldı. Düşük faiz, yüksek kur politikası enflasyonu tetikleyecektir. Adı vergi olmasa da enflasyon vatandaşın cebinden alınan vergidir. Doların fırlaması, Türk lirasının değer kaybetmesi, iğneden ipliğe her ürüne zam geleceğini gösterir. Nitekim geçen ay faizin %19'dan %18'e indirilmesi, elektriğe, doğalgaza, motorine, benzine, LPG'ye arka arkaya zam yapılmasına neden oldu. 25 günde LPG'ye 1.08 lira, motorine son 10 günde 85 kuruş, benzine 41 kuruş zam geldi. Kışa girerken yapılan bu zamlar zaten geçinmekte zorlanan vatandaşı çaresiz bırakacaktır. Dün alınan faiz indirim kararıyla fırlayan döviz kısa süre sonra aynı ürünlere yine zam yapılmasına neden olacaktır. Soba yakmayayım diye sokakta dolaşıyorum. Bundan sonra hiç geçinemeyeceğiz diye gözyaşlarını tutamayan 70 yaşındaki vatandaşın iktidar için bir anlam ifade etmediği çok açık şekilde görüldü. Döviz kurunun artması nedeniyle yükselecek olan enflasyon dar ve sabit gelirli işçileri, memurları, emeklileri vuracaktır. Kötü ekonomi yönetiminin faturasını halk ödeyecektir. Hayatı çok daha pahalı hale getireceği bilindiği halde arka arkaya bu kararları almak vatandaşa çullanmaktır. Özer Sencar Hoca'nın yaptığı araştırmaya göre seçmenin %29'u temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor. %49'sa ancak beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirtiyor. Tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyenlerin oranı ise %21. Bu kararlardan sonra temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayanların oranı daha da artacaktır. Yasaya göre Merkez Bankası'nın temel görevi enflasyonla mücadele etmektir. Tabii iktidarın da görevi enflasyonu düşürmek ve Türk Lirası'nın değerini korumaktır faiz indirim kararının bunun tam tersi sonuçlara yol açacağını Merkez Bankası yöneticileri bilmiyor mu? Elbette biliyorlar. Ancak bile bile iktidarın tercihi doğrultusunda karar alıyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası ekonominin gereklerine göre değil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda karar alıyorlar. Bağımsızlığını kaybetmiş bir merkez bankasının görevini yerine getirmesi düşünülemez. Bu aynı zamanda Türkiye'ye ve merkez bankasına olan iç ve dış güveni hızla eriten bir durumdur. İktidarın enflasyondan düşük faiz politikasından olumlu sonuçlar bekleyenler de var. Onlara göre Türk lirasının değeri düşünce ihracat artacak, ihracat artınca Türkiye'nin döviz geliri artacak, döviz artınca enflasyon düşecek ve yabancı yatırımlar artacak. Oysa Türk ekonomisinin yapısal sorunları nedeniyle sistemin böyle çalışmadığı daha geçen ay görüldü. İhraç ürünlerinin çok büyük bir bölümü ithal edilen ara ürünlerle gerçekleştiriliyor. Üretim ithalata bağımlı. Döviz fırlayınca ithalat pahalılaşıyor ve ürün maliyeti artıyor. Bu nedenle iktidarın beklediği gibi ihracat gelirleriyle ithalat gelirleri karşılaştırıldığında Türkiye bir şey kazanmış olmuyor. Talimatla faiz düşürülse bile piyasada tüketici kredisi faizleri, ticari kredi faizleri hızla düşmüyor. Hatta artmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanının ve yardımcılarının 3-4 ayda bir değiştiği, yargıya güvenin hızla düştüğü bir ortamda yabancı sermaye de Türkiye'ye kalıcı yatırım yapmıyor. Bu kararlar hazineden döviz garantili 20-25 yıl süreli iş alan birkaç holdingin ve zengin kesimin daha da zenginleşmesine yarıyor fikret bila Tolga Şardan 22 Ekim 2021 T24 Kürt açılımı olmadı Alevi açılımı olsun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz aylarda il valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarını ekranda gördüğü video konferans sistemi VKS toplantısında ülkenin genel güvenliği üzerine değerlendirmeler yapıyordu. Toplantının gerçekleştiği sırada makamından video konferans sistemine katılan üst düzey bir emniyet yöneticisini ziyaret ediyordum tesadüfen. Ev sahibi bilgisayardan Soylu'nun toplantısını izlerken ben de sohbete kulak misafiri oluyordum. Toplantı sırasında bir ara bakan Soylu, hükümetin Alevi toplumuna yönelik yeni çalışması olduğundan söz açtı ve yardımcısı Muhterem İnce'ye atıfta bulunarak Muhterem Bey koordine ediyor dedi. Sonra araya başka konular girdi. İktidarın ekonomide kötü gidiş ve yolsuzluk iddialarının merkezinde olduğu bir dönemde, hele ki organize suç liderinin açıklamalarının odağındaki Soylu'nun bu anlatımı bir gazeteci için fazlasıyla dikkat çekiciydi. Ben de bu cümleleri not ettim ve üzerinde çalışmaya başladım. Aradan geçen zaman içinde epeyce bilgiye ulaştım. Açıkçası gerek ülke gündeminin yoğunluğundan gerekse süreci biraz daha takip ettiğim için büyütece yansıtamadım. Fakat Soylu'nun geçen hafta sonu Tunceli'ye yaptığı gezi sırasında kentteki Alevi dedelerini ziyaretini sosyal medyada paylaşmasıyla elimdeki bilgilerin şimdilik bir bölümünü aktarma zamanı geldiğini düşündüm. Yeni Alevi açılımı hazırlığı bu coğrafyadaki Alevi toplumu hakkında küçük bir bilgi aktarayım öncelikle. Türkiye'de halen 58 kentte 1550 dolayında cemevi mevcut. Sayıya bakıldığında her kentte cemevinin bulunmadığını görüyoruz. Alevi toplumu iki önemli örgütlenme üzerinden yaşam buluyor. Dernekler ve vakıflar. Yasal açıdan dernekler İçişleri Bakanlığına, vakıflarsa Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet yürütüyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetin Alevi açılımı konusunda hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hem de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a görev verdiği bilgisine ulaştım. Bu konuda biraz daha fazlaca İçişleri Bakanlığındaki kaynaklarımı yokladım. İçişleri Bakanı Soylu bu proje çerçevesinde daha önceki hükümetler içinde benzer çalışmalara imza atan ve aynı zamanda siyasi kimliği olan bir uzmanla çalışıyor. Alevi toplumu, cemevleri, sorunları ve çözüm yolları konusunda özellikle Çiller döneminde çalışmalar yapan bu kişi, şimdilerde ülke genelindeki cemevlerini tek tek dolaşıyor, küçük küçük raporlar hazırlıyor ve Soyluya teslim ediyor. Cemevlerin üzerinde yapılan çalışmanın ana teması, sorunları neler ve ne istiyorlar üzerinden yoğunlaşıyor. Yanı sıra faaliyet gösterdikleri bölgelerde yerine göre yaşadıkları ufak tefek sorunların tespit edilerek kısa sürede çözümlenmesi sağlanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçteki planında Alevi kökenli mülki idare amirlerine görev vermek var. Hemen belirteyim, halen ülke genelinde görev yapan eylemli valiler arasında Alevi kökenli vali yok. Vali yardımcıları ve kaymakamlar arasında ise sayıca çok olmamak kaydıyla Alevi kökenli mülki idare amiri bulmak mümkün. Aldığım bilgiye göre bakanlık önümüzdeki dönemde yayınlayacağı mülki idare amirleri kararnamelerinde Alevi kökenli isimlere biraz daha fazla ağırlık verecek. Valiliklere ve kaymakamlıklara Cem Evleri ve Alevi toplumunun var olan sorunlarının çözümüne yoğunlaşılması talimatını verecek. Soylu, son dönemde yoğunlaştırdığı yurt gezilerinde programı el verdiğince Alevi toplumuyla temas etmeye çalışıyor. Önde gelen isimlerle buluşmalar gerçekleştiriyor. Diğer bir önemli detaysa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonunda ya da yeni yılın başlarında kamuoyuna bu konuda mesajlar verecek olması. Bu gelişmeyi ve süreci siyaset bilimciler mutlaka daha detaylı analiz edeceklerdir. Fakat Alevi açılımı projesini yönetimde oldukça zorlanan iktidarın yaklaşmakta olan seçimlere hazırlığı olarak yorumlamak da yanlış olmaz kanımca. Alevi toplumun Türk siyasetindeki yeri malum. Ciddi oy potansiyeli var önemli siyasetçiler çıkardı. Alevi açılımını, Kürt seçmeni özellikle ittifak ortağının tutumu nedeniyle bir kez daha yanına çekmekte zorlanan iktidarın oy potansiyeli azımsanmayacak Alevi toplumu yanına almayı planlaması olarak okumak da mümkün. Hele ki son dönemde söylemleri ve politikasıyla muhalefetin lokomotifi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etnik kimliğini hesap eden ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun oylarını yükselttiğini gören AKP'nin yeni bir açılıma yöneldiği gerçeğini yatsıyamayız. Kürt oylarını yitirdiğini ve yeniden toparlayamayacağını öngören iktidar, Alevi oylarını bakalım nasıl alabilecek? Tolga Şardan Zafer Arapkirli 22 Ekim 2021 Cumhuriyet Milletle alay etmenin dozu kaçtı. Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu nedir diye sorsanız çeşitli yanıtlar verilebilir. Kimimiz ekonomik güçlükleri, hayat pahalılığını, işsizliği, yüksek enflasyonu, döviz kurunu, kimimiz iç ve dış terör tehdidini, yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ortadan kalktığını filan sayabiliriz. Hatta kimisi de bilimsel özgürlük ve üniversite özelliğinden, ilkokul düzeyindeki eğitimin bile yetersizliğinden, kalitesizliğinden yakınabilir. Ama bana göre şu an en büyük sorunumuz Türkiye'yi yönetiyor gibi yapanların ve onların yandaşlarının, yalakalarının, yancılarının, çanak yalayıcılarının, beslemelerinin milletle alay etmeleridir. Milletin kendisiyle de zekasıyla da alay eden ve giderek hem sayıları azalma anlamında hem de kendilerini küçük düşürmek anlamında küçülen bir kitle var karşımızda. Düşünsenize ana muhalefet lideri ülkeyi o kadar gerecekler ki siyasi cinayetler işlenmesi olasılığından kaygı duyuyorum diyor. Bu endişelerine gerekçe teşkil eden örnekleri de sıralıyor. Bunun karşısında ispat et hadi diye savcılığa başvuruyorlar. Ya gerilimin ve gerginliğin kendisi orada öylece duruyor zaten. Kendinize aynada baksanız orada göreceksiniz. Adam somut bir olaydan yani işlenmiş cinayetten söz etmiyor ki. Yani size getirip bir olay yeri görüntüsü ya da ceset mi göstermesini istiyorsunuz? Gerilim diyor, endişe diyor. Yok mu bunlar? Linç girişiminde bulunmadılar mı kendisini? Köy meydanında yüzlerce kişinin katıldığı linç öldürme amaçlı bir eylem değil midir? Daha nasıl ispat edecek? Yine aynı Kılıçdaroğlu kalkıp ey benim memurum devleti parti devlet haline getirmiş siyasi iktidarın yasa dışı emirlerine ve talimatlarına uyma yasaların çerçevesinde hareket et bak yapmazsan sorumlu duruma düşersin diyor yine hakkında soruşturma başlatılıyor. Ne demesini bekliyordunuz muhteremler ya da şöyle soralım siz tersini mi savunuyorsunuz? Benim emrimden çıkmayın. Her türlü yasa dışı ve hukuksuz uygulamaya devam mı demek istiyorsunuz? yurt dışından gelen, üstelik de hukuk ve insan hakları konusunda ilke ve ruhuna uymayı taahhüt ettiğimiz Avrupa ve evrensel metinlere uymamız gerektiğini hatırlatan yabancı ülke uyarılarına karşı küstahlık ve hadsizlik suçlaması getirerek savunma yapıyorlar. Yahu da dün siz Washington'dan, Berlin'den filan gelen telefonlarla mahkemelere emir verip adam bıraktırmadınız mı? Kimi kandırıyorsunuz? Bu millet ve hatta bu dünya bu kadar salak mı görünüyor sizin durduğunuz yerden? Biraz ciddiyet yahu. Biraz ciddiyet. Zafer Arapkirli. İbrahim Kahveci. 22 Ekim 2021 karar. Sudan ucuz. Dün Merkez Bankası faizleri 200 bas puan indirdi. Dolar kuru ise derhal 9.50 sınırına geldi. Eylül ayı ortalama dolar kuru 8.54 seviyesindeyken Merkez Bankası'nın hesapladığı tüfeğe göre reel efektif kur yani TL'nin değer endeksi 63.09 seviyesinde oluştu. Haziran ayında ise ortalama dolar kuru 8.63 seviyesindeyken reel efektif kur endeksi de 59.68 düzeyindeydi. Bu rakamlar neyi ifade ediyor? 1994 Nisan kur krizinde TL değeri 67.28'e kadar düşmüştü. 2001 kur krizinde de bu seviye 75.01 düzeyinde taban buldu. Şimdi 59.60 sınırındayız. Ama henüz Ekim ayı açıklanmadı. Şu ana kadar ortalama dolar kuru 9.05, son rakamsa 9.45. Kısaca enflasyona göre TL'nin kur değeri artık 60 endeksinin de altında tarihi bir değersizlik yaşıyoruz. TL değersiz olduğunda aslında biz de değersiz oluyoruz. Nasıl mı? İzah edelim. Artık mallarımız sudan ucuz diyemeyeceğim çünkü su bile bizim mallarımız yanında daha pahalı oldu. Çok ama çok ucuz durumdayız. Mallarımız ucuz olunca elbette bunun asıl kaynağı emeğimiz de ucuz oluyor. Yani çalışan insanımız, bizler, sizler hepimiz artık yabancılar açısından yakın tarihte görmediğimiz kadar ucuz hale geldik. Bize söylüyorlar ya, Türkiye çağ atladı. Çağ atlayan, dünyada oyun kuran büyük Türkiye'mizde kişi başına gelir ve asgari ücret 1.3 milyar nüfuslu Çin'in gerisine düştü. 20 yıl önce Çin dünyanın ırgat ülkesiydi, şimdi biz o ucuz ırgatlığa talibiz ve aldık bile. Kur arttıkça değerimiz düşmeye devam edecek. Değerimiz düştükçe kendi ürettiğimiz ürünleri bile vitrinde seyreder olacağız. Aslında olduk bile. Bakın yine Merkez Bankası'nın sitesinde birim iş gücü bazlı reel efektif döviz kuru endeksi var. Bu endeks 2003 yılını 100 bas puan kabul ediyor. Yıllık hesaplanan bu endekse göre Aralık 2020 iş gücü değerimiz 57.16. Gelin de 2021 değerini siz düşünün. Hiç tavsiye etmem. Mallarımız ucuz, insanımız ucuz ama dünyaya meydan okuyoruz. Evet aslında dünyaya meydan okuyoruz ama ucuzluğumuzla. Bu kadar ucuz olmamıza rağmen tarafımıza bakan da yok. Biz bu kadar ucuz ve tarafına bakılmayan ülke haline nasıl geldik? Hiç mi sormazsınız? Hiç mi ders almazsınız? Bir yıldır yapısal çöküş diye bir şeyler söylüyorum. Tıpkı 2015-2018 arasında sürekli büyük buhran yazmam gibi. Dün Merkez Bankası faiz indirdi ve film seyreder gibi kurların yükselişini seyrettik. Ama o filmin bir maliyeti var. Hatta devamında sürekli maliyeti var. Enerjisinin neredeyse tamamını ithal eden ülkeyiz. Kasabalara kadar doğal gaz getirdik ve herkes bu fiyatlardan etkilenecek. Ama yapısal çöküş daha derin sorunlar içeriyor. Bugün sağlık sistemimiz adeta döküldü. Doktorlar bir bir istifa ediyor. Randevu alamadığını belirtenler çok fazla. Sistem orada da tıkandı birkaç gündür yazıyorum elektrik piyasası da tıkandı üreticide fiyatlar 80 90 kuruşa geldi bu fiyatlar karşısında büyük bir zam mecburen gelmek zorunda ya da daha fazla karanlığa alışın karanlığa alışın çünkü şu anda fiili kesintiler zaten yapılıyor adına ne derseniz deyin ama sistem kilitlendiği için karanlık başladı ülkemizde şu an bir deneme yapılıyor ben bunun adına saldım çayıra modeli diyorum ne olacağını kimse kestiremiyor ama bu kadar risk kumar masasında alınmaz. Hani eski filmlerde vardı ya kumarda her şeyini kaybeden aile misali. Büyük oyunu oynadık ve ne olacağını göreceğiz. Sudan ucuz ülkemiz ama bize henüz bir faydası dokunmadı. Yarın zamlar peş peşe geldiğinde acısını daha çok hissedeceğiz. Belki de hissetmeyeceğiz. Suda kaynatılan kurbağa misali belki de biz bu krize alıştık. Ya da sanırım yoksulluğu, fakirliği, karanlığı biz istedik. Kim bilir? Biz onayladık ve biz bulduk yetki isteyene biz yetkiyi verdik ve sonucunu hep beraber yaşıyoruz. Kolay gelsin. İbrahim Kahveci Nuriye Ortaylı, 21 Ekim 2021 Yetkin Report Aşılanma hızı liranın değerinden daha hızlı düşüyor. Aşağı doğru giden, tehlikeli sarmaldan bir türlü kurtulamayan ekonomi diğer bütün sorunları unutturdu. Oysa tek kriz ekonomide değil, ondan beslenen ve onu da besleyen bir de Covid krizimiz var. Aşılanma sorunu devam ediyor. Yalnızca son 3 ay içinde resmi rakamlara göre 16 bin insanımızı Covid nedeniyle kaybettik. Sayılar giderek anlamsızlaşıyor. Onun için 1999 büyük depreminde kaybettiğimiz insan sayısının 18 bin olduğunu hatırlayalım bitmeyen bir depremde yaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Ekim'de 84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz dedi. Sonra da şöyle devam etti. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız, aşılanma da tedbir de artmalı. Bu son 3 ayda aşılama dışında ciddi hiçbir tedbir almadan sözde normal bir hayat sürüyoruz. Aşılamada da geldik bir duvara dayandık. Aşı olmanın önemini anlayan kesimler ve bireyler aşılarını oldular. Yaklaşık 47 milyon kişi iki doz aşı oldu. Bunların yaklaşık 4.5 milyonu iki doz Sinovac aşısı olanlar, yani bağışıklık düzeyleri oldukça düşük. Hadi yine de nüfusun yarısından biraz fazlası korunma altında. Diğer yarısı çeşitli nedenlerle aşı olmuyor. Onları ikna etmek için ciddi hiçbir faaliyet gösterilmiyor. Tersine memleketin fikirlerini gösteri yoluyla ifade etme özgürlüğüne sahip tek grubu olan aşı karşıtları miting üzerine miting yapıyor. Bu mitinglerde bilim insanlarını ve Sağlık Bakanı'nı yuhalıyor. Her türlü hurafeyi ve yalanı hem sosyal medyada hem yönetime yakın medyada yayıyor. Sonuçta günlük aşılanma sayılarındaki düşüş, Türk lirasının değerindeki düşüşten daha hızlı. İtiraf edeyim, bu yazının başlığını güçlü yamandan ödünç aldım. Güçlü Yaman pandeminin başından beri Sağlık Bakanlığı'nın biz vatandaşları, hatta bilim kurulu üyeleri gibi uzmanları mahkum etmeye çalıştığı bilgisizlik, verisizlik karanlığını biraz olsun dağıtan sorumlu aktif vatandaşlardan biri. Bu ülkede şükür ki pandemiyi biraz olsun anlamamıza çok değerli katkılar sağlayan, açık kaynakları kullanarak hesaplar ve projeksiyonlar yapan bunları hepimizin anlayabileceği şekilde tablo ve grafiklere döken sabırla ve inatla bunu her gün yapan bir dizi gönüllü insan var. Sağ olsunlar. Güçlü Yaman 2020'nin yaz aylarından beri 23 ilin dijital ortamda bulunan mezarlık kayıtlarını e-devlette yayınlanan vefat listelerini kullanarak Fazla ölümleri hesaplıyor ve Twitter hesabından bunları yayınlıyor. Fazla ölüm, daha önceki 5 yılın ölüm ortalamalarına göre içinde bulunulan yıldaki ölüm sayısı artışlarına verilen ad. Salgın, afet gibi kayıtların düzgün tutulamadığı ya da bizdeki gibi kasten düzgün tutulmadığı ülkelerde bu afetin neden olduğu ölümlerin sayısını tahmin etmek için kullanılan bir ölçüt. Yaman'ın birçok basın yayın organında da zikredilen verilere dayandırdığı pandemi dönemi fazla ölüm sayısı 146 bin. Bu tahmin COVID'e bağlı resmi ölüm sayılarının 3 katı. Son 3 ayda resmi ölüm sayılarıyla kendisinin hesapladığı fazla ölümler arasındaki farkın biraz azaldığını, fazla ölümlerin resmi sayıların 2 katı kadar olduğunu söylüyor. Öyleyse son 3 ayda aslında 30 bin vatandaş salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. İki Marmara depremi kadar can kaybı oldu diyebiliriz. Ah maske, sınıfsal konum belirliyorsun. Nüfusun yarısının aşısız olduğu bir ortamda virüsün yayılmasını, hatta aşılı olanlar arasında bir nedenle bağışıklığı düşük olanların hastalanmasını önlemek için geleneksel tedbirlere devam etmek gerekiyor. Maske, mesafe, yaygın test, pozitif olanların yalıtımı, temaslıların ciddi takibi ve benzeri. Testler yaygın yapılmıyor. Son haftalarda test pozitiflik oranı yine yükselişte ve yetersiz test yapıldığını gösteren %5 sınırının üstünde. Filyasyon kevgir oldu. Birçok temaslının işine gücüne devam ettiğini duyuyoruz. Maske mesafe ise tamamen yalan oldu. Maske birçok batı ülkesinde özellikle Amerika'da salgın inkarcıları ve aşı karşıtları tarafından politik bir simgeye döndürüldü. Bu virüsün yayılmasını kontrol etmenin önünde ciddi bir engel. Türkiye'de ise farklı bir konumlanması var. Sosyal medyada dolanan düğün kutlama videolarına bakıyorsunuz. Pahalı restoranları benim durumumda dışarıdan izliyorsunuz. Herkes maskesiz yiyor, içiyor, gülüyor, hatta öpüşüyor ama hizmet verenler mesela garsonlar maskeli. Bu pandemiden yoksullar, eğitimsizler, günlük ekmek parası kazanmak zorunda olanlar daha çok etkilendi. Yaşam koşulları nedeniyle virüse daha çok maruz kalıp daha çok hastalandılar. Görünen o ki tedbir almak sorumluluğu da yalnızca onlara ait. Pandemi geçip gitse bile paralılara yakın mesafeden hizmet veren parasızların üniformalarına bir de maske eklenecek. Ah maske. Politik çekişmelerin simgesi olmakla kalmadın, bir de sınıfsal konum belirleyici oldun. Öyle olunca da virüse serbest dolaşması için çok alan kalıyor. Nuriye Ortaylı